Hepiniz hoş geldiniz, çok teşekkür ederim davetiniz için. Başta Bülent Bey olmak üzere, diğer arkadaşlara da ee, çok sağ olun. Ee, evet, Edebiyat Fakültesinden ben 2006'da girdim İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine. Ee, burada da Edebiyat Fakülteli arkadaşlarla tanıştım, başta Bülent Bey olmak üzere. Ee, burada başka var mı Edebiyat, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde şu an e, okuyan? Evet, tanıdık simalar, evet... Az var ama yani, ben hani daha fazla olur diye bekliyordum. Ee, ama daha sosyal bilimler okuyan arkadaşlar, evet var. Mühendislik varmış, tıp varmış, evet bayağı güzel bir kitle var. Çok memnun oldum tanıştığıma tekrar arkadaşlar. de Bugün Hürriyet Gazetesi'nde bir haber vardı, bilmiyorum gördünüz mü? Bu Edebiyat Fakültesi'nde, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde, Girdiğiniz zaman iki çıkışı var iki merdiven var sağ taraftaki merdivenleri uzun merdivenleri aşıp binaya girerken böyle 3-4 basamak vardır o 3-4 basamak böyle yıllar içinde eğrilmiş erimiş yani O onu haber yapmışlar işte bu basamaklardan kimler geldi kimler geçti diye pek çok ünlü isim de var orada tabii işte yani Bülent Bey'le beni unutmuşlar bu haberi yaparken. İşte Aysel Gürel var, İbrahim Kalın var, Meral Akşener var. Böyle birkaç yani siyaset dünyasından, sanat dünyasından pek çok ünlü isim de var Edebiyat Fakültesi'nden geçen bugün. Bugün Hürriyet Gazetesi'nde var, ona bakmanızı tavsiye ederim. Edebiyat Fakültesi hakikaten enteresan bir yer. Benim için de bir çıkış noktası, çıkış kapısı gibi oldu. Bu kitapta da Kitap Sevenler Cemiyeti ne ilham veren Kitap Sevenler Cemiyeti'ndeki pek çok konuyu, pek çok yazıyı ben aslında biraz Edebiyat Fakültesi'nden ilhamla yazdım diyeyim. Yani orada bir hocanın odasında gördüğüm bir kitaptan yola çıktım. Bir hocanın, rahmetli olmuş bir hocanın odasına. Yazılan bir yazıdan, onun kitaplarından, hatta bu fiş dolapları vardı eskiden. Ee, siz hatırlayacaksınız ya 77 mezunu olarak. Ee, yani bugünün bilgisayarı gibi düşünebiliriz bunları. İşte hocalarımız ilgilendikleri alanlarda karşılaştıkları bir takım konulara dair notları küçük küçük fişlere yazarlar. Bibliografik fişlerdir bunlar yani. İleride bir çalışma yapacakları zaman alırlar bunlara bakarlar. Ee, yazarlar rahatça falan yani bunların olduğu tutulduğu böyle çekmeceli dolaplar vardı. Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde falan bunların katalogları kullanıldığı hala vardır yani giderseniz bakarsınız onlara. Mesela ben ilk edebiyat fakültesinde karşılaşmıştım bu tip e, bir dolapla ve çekmeceler var yani onlarca çekmece var. Yani acaba bunlar ne iş yapıyor yani niye buradalar hala falan daha sonra bir çektim baktım. Hocaların fişleri hala e, duruyordu o zaman orada. Ondan sonra e, ya bu fiş meselesi ne işe yarıyor, nasıl yazılıyor, nasıl kullanılıyor, kimler bu metotla e, ne eserler yazmışlar diye e, bakarken ondan sonra okuduğum hatıratlarda, biyografi kitaplarında e, bunları dair pek çok anekdota rastladım. Ee, mesela Ahmet Yaşar Ocak, Profesör Ahmet Yaşar Ocak bugün hala e, üreten bir hocamız. Osmanlı tasavvuf tarihi üzerine e, çalışan bir hocamız. Mesela hala bu metodu e, kullanıyor. Mes ve bu metodu da mesela onu öğreten Nihat Sami Banarlı. Yine geçen hafta, değil mi Mehmet Bey geçen hafta geldi. Mehmet Samsakçı. 7 Ocak'ta, 7 Ocak'ta YouTube'da geçen hafta izledik. O yüzden o <laughs> o yüzden ee, mesela Yahya Kemal bahsinde Nihat Sami Banarlı'dan mutlaka bahsetmiştir hoca da. Ee, Yahya Kemal'in eserlerine borçlu olduğumuz adam. Mesela o Nihat Sami Bey'den öğrenmiş bu usulü ve onu sürdürüyor. Böyle pek çok hatırattan bunları e, bulduğum zaman notlar aldım ve dedim ki ileride ben bu fişlerle ilgili bir yazı yazarım mutlaka diye düşünüp kenara attım. Ee, yine de Edebiyat Fakültesi'nde e, bizim hocalarımızın odalarında işte bugün hala Odası olan hocamızın adı yazar, odayı kullanan hocamızın adı yazar. O odada ondan önce kimler görev yapmışsa onların da adı yazar. İşte bu odada dıt, dıt, dıt tarihleri arasında e, Zeki Velidi Togan görev yapmıştır yazar mesela. İşte bu odada dıt, dıt tarihleri arasında Orhan Fuat Köprülü görev yapmıştır yazar. Bir tanesinde Cavit Baysun bu odada görev yapmıştır yazıyor Cavit Baysun. Benim çok ilgimi çekti bu Cavit Baysun ismi çünkü okuduğum birkaç makalede Cavit Baysun'un kütüphanesinden bazı el yazmalarının alınıp kullanıldığına dair böyle notlar gördüm ben. Tabii o sırada ben de bir lisans öğrencisi olarak kendi kütüphanemi oluşturmaya çalışıyorum, gayret ediyorum buna nasıl yanlış bir yola girdiğimi bilmeden Tabii bunu yapıyorum yani. Hani şimdiki aklım olsa yapar mıyım, yapmaz mıydım bu kadar? Onu da bilmiyorum gerçi. Ee, öyle başladım ve öyle şeylere heves ediyorum. Yani kimi, kim bu falan diye baktığımda. Cavit Baysun hakikaten edebiyat fakültesinde yani sadece e, akademik işleriyle, kendi akademik işleriyle uğraşmayıp kitap dünyasıyla da ilgilenen ve işte haftada iki gün sahaflar çarşısında ziyaret eden ve işine yarayacak olan yazmaları Tarih ve Edebiyat. Kendisi tarih profesörü ama mesela çok iyi bir e, divan koleksiyonu da var mesela Cavit Baysun'un. E, bugün mesela e, insanların sadece tek bir şeyle ilgilenmeleri meselesi e, işte bugünün bir gereği. E, belki zamanın şartları ama o dönemde mesela insanların ilgi alanları çok geniş. E, bunu görüyorsunuz onların kütüphanelerinden. E, Cavit Bey... Benim de kendisiyle tanıştığım hala da hayatta olan Allah ömürler versin Mübahat Kütükoğlu hanımefendinin o da yine önemli ve herhalde Türkiye'deki ilk Osmanlı tarihçisi bir kadın Osmanlı tarihçisi ee, tarihsel olarak bunları vurgulamak için kadın vurgusunu yaptığımı söyleyeyim. Ee, onun hocası Cavit Baysun onun yazdığı bir yazıda, ee, Mübahat Hoca şeyi anlatıyor. Ya yani Cavit Bey diyor kitaplarına bakarken kitaplara zarar gelmesin diye bir beyaz eldiven giyerdi, kullanırdı ve kitaplarını o şekilde e, hatta kitapların bakımlarını kendisi yaparmış. Bunlar el yazması olduğu için işte belli dönemlerde belli bakımlarının yapılması gerekiyor ciltlerinin vesaire. Onları kendisi yaparmış, onlardan naklediyordu. Ama ben tabii bunları da e, okuyunca görünce daha sonra. Ee, Cavit Bey'in kütüphanesinin akıbetine dair de e, biraz bazı ipuçları buldum. Bazı birkaç sahafla görüştüm. Ee, Emin Nedret İşli burada mutlaka tanıyan, ismini duyan, belki kendisine alışveriş yapan da vardır. Ee, ün... Konuştu mu burada? Geldi mi Nedret Bey? Eyvallah. Çok hoş sohbet bir insandır. Ee, o Ondan da bazı bilgiler aldım. Ve tabii e, kitapların hikayeleriyle ilgilendiğiniz zaman e, işin sonunda... Bu kitapların ne olacağı ya da ne olduğu sorusuyla karşılaşıyorsunuz. Beni aslında biraz e, bu işe çeken o oldu. Yani e, insanlar evet bu kitapları topluyorlar, alıyorlar, biriktiriyorlar, okuyorlar mı, okumuyorlar mı? Bu başka bir mesele bence yani ve çok da bizi ilgilendiren bir mesele de değil ayrıca yani. Yani e, bu kadar kıyafeti alıyorsun ama giyiyor musun, giymiyor musun falan ya abi bana ne yani? Onu sorgulamıyorsun. Bunu niye sorguluyorsun? O meşhur soru yani. Ya bu kitapların hepsini okudunuz mu? Diyor. ya yani Cemal Kafadar'ın çok hoş bir cevabı var buna. Ee, bir gün bir marangoz çağırıyor evine ee, Cemal Kafadar. Cemal Kafadar Harvard Üniversitesi'nde Osman Tarihi profesörü hocamız. Ee, bunları biliyorsunuzdur ama yani e, ben yine de tekrar ediyorum. Ee, soruyor tabii marangoz beyefendi hocam diyor. Bu kitapların hepsini okudunuz mu? Hoca da diyor ki, sen bu alet çantandaki bütün aletlerin hepsini kullandın mı? Bu, bu, bu örnek bütün soruları bence cevaplıyor. Mesela Umberto Eco'nun çok sert bir cevabı var buna. bu soru Size bu soruyu soranlara diyor, hiç tereddüt etmeden gerizekalı gözüyle bakabilirsiniz diyor. Ve bir açıklama yapma ihtiyacı hissetmiyor. Genelde de bu soruyu soran insanlar... Çok entelektüel ve okumuş yazmış insanlar oluyor nedense yani. Onların da kitapla olan ilişkisinin bu seviyede olması e, Türkiye için ayrı bir hikaye bence. E, kitapları topluyorlar, biriktiriyorlar. Orayı anlatıyordum. Cavit Baysu'nun da kütüphanesi yine aynı akıbete uğruyor mesela. Kendisinin vefatından sonra kütüphanesi dağılıyor. Yani bu... Dağılan kütüphaneler meselesi çok önemli bence ve ona dair de bazı kitaplar yayınlanmaya başladı. Türkiye'de dağılan kitaplar, yok olan koleksiyonlar. Bir şekilde işte doğal afetle, şunla bununla, yangında, depremde, selde kitapların kaybolup gitmesiyle yani birinin vefat ettikten sonra o kitapların, o kütüphanenin dağılması arasında bence çok farklı bir dramatik fark var yani. Diğerine diyorsunuz ki ya evet bir şekilde gitmiş bir afet sonucunda bunlar ama e, yani birinin topladığı kitapların vefatından sonra böyle parçalara ayrılıp dağılması çok daha hüzün verici ve çok daha dramatik geliyor bana. Cavit Bey'in kitapları da aynısı oluyor yani. İşte bir kısmı yurt dışına çıkıyor, divanları başka bir yer alıyor, seyahatnameleri başka bir yer alıyor. Hatta seyahatnamelerin bir kısmını galiba Çelik Gülersoy e, alıyor. Çünkü Batı dillerinde yazılmış çok iyi bir seyahatname koleksiyonu var Çelik Güler Soyunda. O da çok ilgileniyor değil mi Bülent Bey? Doğru hatırlıyorum. Bir kısmını hatta onlar alıyor. Bazı gazete koleksiyonları var. Gazetelerini başka biri alıyor. Tabii bu da, bu da normal bir taraftan yani. Hayatın olağan akışında bu da normal. Nesce de sizin aileniz, sizin eşiniz, çocuğunuz sizinle aynı ilgilere sahip olmak zorunda değil. Sizinle aynı imkanlara da sahip olamayabilir. Bir taraftan bunu da anlıyorum. Yani biraz bu iş e, Nasrettin Hoca'nın işi gibi yani. Herkesin haklı olduğu e, bir işe dönüşüyor bir yerden sonra. E, kitap toplayanların, koleksiyonerlerin e, hali. E, biraz bu hikayeler beni çekti aslında yani. Bu hikayeleri okumak, e, böyle insanları tanımak diyeyim çekti. E, yazmayı planlamıyordum. Zaten bunu ben bir kitap olarak yazmadım. Yani tek başına oturup ben bir kitap yazayım deyip yazmaya başlayıp böyle altı ay kapanıp evde her yere postitler asıp saçlarım sakallarım birbirine karışmış gibi bir durumda yazmadım yani. Bir dergide Nihayet dergisinde belki aranızda takip edenler vardır. O zaman dergiyi Fatma Barbarosoğlu hanımefendi yönetiyordu Nazife Şişman'la birlikte. Fatma Hanım da galiba değil mi gelmiş buraya? Geçen gün o da YouTube'da videosunu paylaşmış oradan gördüm. O benden bir yazı istedi. Ben ona bahsediyordum böyle evde kütüphane kitaplarım şöyle dağınık böyle dağınık işte koyacak yer yok. Yani neticede oturduğumuz ev mütevazı bir ev ve ailemle birlikte yaşıyorum falan. Yani bana ayrılan bir alan var o da sınırlı bir alan yani. Ama kitap dediğimiz şey çok hızla çoğalan bir şey ve siz nasıl çoğaldığını hiç fark etmiyorsunuz. O kitapların yani. Ee, bir bakıyorsunuz evde size ayrılan işte bir yer var o duvar dolmuş işte yatağın yanı dolmuş altı dolmuş şurası burası siz ondan sonra artık başkalarının alanlarına girmeye çalışıyorsunuz yani e, bazen onların müsaadesini alarak bazen zorla cebren ve hile ile giriyorsunuz bir şekilde çünkü onlar, çünkü çok yer kaplıyorlar hakikaten kitaplar yani ve çoğalıyorlar. Anlamıyorsunuz nasıl çoğaldığını. Bunlardan bahsederken Fatma Hanım dedi ki ya sen dedi bu hikayeni yazsana dedi. Kendi sorunlarını dedi. Bir kütüphane sayısı yapıyorlardı nihayete galiba. Ee, tamam ya olur mu olmaz mı o zaman da yazılar yazıyorum ama hiç böyle kendimden bahseden yazılar yazmıyorum yani. Ee, oturdum yazmaya başladım falan. Aa çok hoşuna gitti falan. Hatta bir başlık attı ben yazıya başlık atamadım koyamadım yani o yazıya kitaplarıma ev bulamadım diye bir başlık attı Fatma Hanım yazıyor bu kitabın da ilk yazısı odur yani ilk yazısı kitaplarıma ev bulamadım hakikaten yani bunu 2012-2013 falan olması lazım yani şimdi soracak olursanız aradan 10 sene geçmiş şu anda da herhalde bu imkansız kitaplarıma ev bulmam o yazıyı yazdım ve o yazıdan sonra kitaplar ve kütüphaneler üzerine e, topladıklarımı, okuduklarımı, biriktirdiklerimi, dinlediklerimi, duyduklarımı e, yazmaya başladım. Gelen e, talepler üzerine e, bir yazı, iki yazı, üç yazı oldu ve ondan sonra e, dedim ki ben ya kitap sevenler cemiyeti çıktı karşıma. İşte 30'lu yılların sonunda kurulmuş bir cemiyet yazarlar e, kitaplarını işte daha çok tanıtsınlar, satsınlar vesaire halka, topluma kitap sevgisi aşılayalım diye kurulmuş bir cemiyet. Ee, böyle bir cemiyetin varlığından haberdar oldum ve ona dair bir yazı yazdım. O yazıyı yazınca dedim ki ya bir gün bu yazılar kitap olursa şayet, bu kitabın adı Kitap Sevenler Cemiyeti olsun. Yani 30'lu yıllarda işte Kitap Sevenler Cemiyeti var, Kitap Sevenler Derneği var, e, Kitapları Sevenler Kurumu var. Böyle çeşitli Adlarda kurulmuş pek çok dernek cemiyet de var ee, ama bu üç kelime yani kitap sevenler cemiyeti e, bana çok böyle büyülü geldi yani nedense çok sevdim onu ben Hatta yani çok demode bulanlar oldu mesela benim kendi arkadaşlarımdan da oldu ee, yani bazı editör arkadaşlara ben sordum işte ne diyorsunuz dedim bu isim satar mı falan hani falan diye düşündüm böyle. Bin basılıyor kitap yani. Hani bin tanesi satsa ne, o, ne neye karşılık gelir falan. Ee, onlar da dediler ki ya bu isim çok eski demode yani cemiyet, ya İttihat Terakki cemiyetinin tarihi gibi dedi mesela. Bir arkadaş gibi hiç aklıma gelmemişti yani. Abi bu ne ya dedi İttihat Terakki Cemiyeti mi? falan. Kitap Sevenler Cemiyeti. Ya dedim yok yani bu isim güzel bir isim. Ee, hakikaten de Kitap çıktıktan sonra bu ismin çok hoşlarına gittiğini insanların, hatta böyle kendi aralarında, kendi okuma kulüplerine bu ismi verdiklerini falan duyan, duyduğum mesajlar falan aldım. Bana da naklettiler, sonra ulaştılar falan hatta. Yani hoşuma gitti benim. O yazıyı yazdıktan sonra da işte artık yazılar belli bir toplamada ulaşmıştı. Ee, ve dedik ki ya yani bundan bir e, kitap yapalım diye konuştuk e, editör arkadaşımla sağ olsun dergah yayınlarının yayın yönetmeniyle İhsan Karayla ve ortaya bu kitap çıktı böyle oldu yani bu kitabın serüveni ee, başka bu kitaba dair alt başlık kütüphaneler aşklar ve tesadüfler şimdi yani bir kitapla ilgili bir mesele varsa mutlaka zaten bir ee, kütüphane meselesi gündeme geliyor. Ee, siz kitapları almaya okumaya başladığınız zaman onlar bir yerde az önce dedim ya yani bir anda birikiyorlar, çoğalıyorlar. Nasıl olduğunu fark etmiyorsunuz ve o işin tarihini de merak ediyorsunuz bir taraftan. Ya bu konuda kimler ne yazmışlar, ne etmişler. Yani ben bu kaderi yaşıyorsam kesinlikle yalnız değilimdir yani yeryüzünde bir tek ee, ve bir bakıyorsunuz ki ya sizinle sizin kaderinizle az ya da çok benzeşen bir sürü insan yaşamış bu dünyada yani. Ve işte çoğu sizin gibi sıradan, kimisi bir sultan, kimisi bir hükümdar, doğuda ve batıda yani. Böyle pek çok koleksiyoner, kitap sever e, görüyorsunuz. Ee, orada tabii karşıma benim Alberto Manguel çıktı. Alberto Manguel eee bir eee Arjantin kökenli bir yazar. Eee Geceleyin Kütüphane diye çok güzel bir kitabı var. Kütüphanelerin Tarihi diye e, çok güzel bir kitabı var. Yani kitaplar üzerine e, yazılabileceğini ve o yazıların zevkle okunabileceğini ben Alberto Manguel'den öğrendim. Ki burada ilk üç tane epigrafla açılıyor kitap. Onlardan bir tanesi Alberto Manguel'in e, Geceleyin Kütüphane'deydi galiba bu. Çoğu aşklar gibi kütüphanelere duyulan aşkın da öğrenilmesi gerekir cümlesini okuduktan sonra ben dedim ki evet yani benim adamım bu. Öyle olur ya yani bir konuyla ilgilenirsiniz siz çok seversiniz ve ona dair e, yazarlardan o yazar havuzundan biri sizin yazarınız olur yani. Ondan sonra ben Alberto Manguel'in işte bütün kitaplarını okudum. O sırada 2013 ya da 14'te Alberto Manguel Türkiye'ye geldi bir proje için. Beş şehrin yeniden yazımı ile ilgili bir proje için kadar ben de Bursa'da kendisiyle bir iki gün geçirdim. Tam o sıralara denk geldi bunlar yani. Kendisiyle tanıştım, kitaplarımı imzalattım, hatta bir söyleşi yaptım, o yayınlandı vesaire. O çok benim üzerimde etkili oldu, onun kitapları, onun konulara yaklaşım tarzı. Tabii o genelde Batı dünyasındaki gelişmelerle ilgileniyor. Ya dedim yani nesilce de hani Türklerin de iyi kötü bir şey yapmış olmaları lazım ya bu konuda diye düşündüm. Tabii muhteşem bir... Ee, tablo çıktı önüme ee, kim ne yapmış diye bakarken bir isimle karşılaştım Türk Kütüphaneleri Tarihi 2 diye bir kitap İsmail Erünsal'ın kitabı tanımıyorum yazarını da Türk Kütüphaneleri Tarihi 2 çıkıyor ama her yerde bir kitabın ikinci cildi varsa bunun birinci cildinin de olduğu olacağı gibi bir düşünceye kapıldım ben normal olarak ama yokmuş bu kitabın birinci cildi. Ben hep bu kitabın birinci cildini arıyorum, soruyorum falan ediyorum. Yok en sonunda ben ikinci cildini aldım, okumaya başladım falan. Ya müthiş yani. Orada bir kütüphaneler tarihi e, anlatılıyor. Ondan sonra e, tam o sırada işte sahaflarla ilgili yine aynı ismin bir kitabı çıktı. Osmanlı vardı Sahaflık. Aa yine benim çok büyük bir heyecanla. Okumaya başladığım bir kitap oldu. İşte sonra hocayla tanışmak istedim. Bir röportaj yaptım kendisiyle. Hoca da o sırada arka arkaya kitaplarını çıkarttı. Birisi Osmanlılar'da kütüphaneler diye, edebiyat tarihinin bilinmeyenleri vesaire bir sürü yaptığı araştırmaları. Hoca da peş peşe yayınlamaya başladı. Ve aşağı yukarı hepsi de benim ilgilendiğim alanlarla e, ilgiliydi. Ondan sonra e, dedim evet bunun bir Osmanlı ayağı var ve bu muhteşem, hakikaten muhteşem bir kütüphane geleneği. Ve bir kitap kültürü e, var. Tabi bu arada Osmanlı kitap kültürüyle ilgili çalışmalar da e, acayip yükseldi. Yani 2010'lardan sonra bilhassa hele şu anda mesela e, çok fazla çalışma e, yapılıyor. E, Osmanlı ve İslam kitap kültürüne dair. Yurt dışında bu çalışmalar çok daha önce başlamıştı tabii. Bizde de işte dediğim gibi 2010'lardan sonra çok yükseldi bu çalışmalar. E, ondan sonra baktım ve dedim ki evet yani bu işi Türkiye'de Osmanlı kitap kültürü üzerine İsmail Erünsal e, hakikaten e, öncülük eden bir e, alan açmış. E, hiç şüphesiz. E, ondan sonra yine nasip oldu ve hocayla bir nehir söyleşi e, yaptık biz e, 22 mürekkep damlası e, isminde. E, hem hocanın akademik kariyerine hem Osmanlı kitap kültürünün çeşitli meselelerini e, ele alan e, bir kitap oldu bu. E, i̇şte bunların hepsi benim bu kitaplarla, kitapların tarihiyle ilgilenmeye başlamamdan sonra gelişti. Şimdi de kısmen Osmanlı kitap tarihiyle ilgili bir konu üzerinde doktora yapıyorum, onu tamamlamaya gayret ediyorum. Ee, yani bir kitaplarıma ev bulamadım diye bir yazı yazıp ondan sonra kendimde bir kitaba e, sahip oldum en azından. E, o beni mutlu etti yani ve bu kitap dolayısıyla da işte sizin gibi çok hoş değerli insanlarla tanışma fırsatı ve sohbet etme e, fırsatı buldum. Kitapların öyle bir e, özelliği, hususiyeti e, var hakikaten yani insanları birbirine yakınlaştıran bir e, durumu var. Mesela sahaflarda bunu çok yaşıyorsunuz, yaşarsınız mesela. Kütüphanelerde de yaşarsınız. Yani ben mesela e, işte çok fazla kütüphane kullanırım. İstanbul'un çeşitli yerlerindeki kütüphaneleri e, de çalışırım, öyle lisans yıllarımdan beri. Orada mesela yani sadece kütüphaneye gidip gelip ve önce bir göz aşinalığıyla başlayan ve sonra dostluklara dönüşen e, böyle pek çok insan tanıdım ben yani. Kütüphaneler böyle yerler hakikaten e, sahaflar hiç şüphesiz böyle yerler yani sahafların ortamı hem bir sahafla e, bir arkadaşlık, dostluk, ahbaplık kurabilirsiniz hem de oradaki diğer insanlarla, gelen müşterilerle diyeyim ben yani neyse orası da bir ticaret yapılan yer. Onlar için müşteri tabii ama sizin gibi sizinle aşağı yukarı aynı konularda ilgilenen Diğer insanlar onlar, arkadaşlar. Bir süre sonra onlarla da dostluklar kuruyorsunuz. Bende de biraz öyle olduğunu söyleyebilirim kitaplarla ilgilenmenin. Burada çok enteresan tabii yaptığınız araştırmalarda görüyorsunuz. Mesela çok ilginç bir şey oldu bu kitapla ilgili. Ben bir sosyal medyada bir şey paylaştılar. Evet. Bir kitaba dair, bu kitap çıkmamıştı o zaman yani. Biri bir kitap yazmış ve bu kitabın kend bir şey olduğunu söylüyor, bir tılsım olduğunu söylüyor, bir yazar, ee, ya modern dönemde yazılmış yani bir yazar e bu ve alı, bu kitabı alıyorsunuz siz, işte okuyorsunuz falan sonra gerçekleşiyor işte neyse o istedikleriniz. Fakat mesela ben aldım okudum benimki gerçekleşti. İşte Mustafa Bey diyor ki abi bana da ver diyor, benim de şeyim var, ben de okuyayım. Hayır. O da gidip yeni bir kitap alacak ve o şekilde onun istedikleri de gerçekleşecek yani. Herkesin şahsına ait tek bir kitapla böylece kitabımız milyonlar satacak. Böyle bir e, kitap çıktı ortaya ve bu sosyal medyada bayağı konuşuldu. Tabi insanlar bununla dalgıleştiler falan filan yani. Ondan sonra ya bu tılsımlı kitap meselesi ilgi çekici bir hale gelince ben de oturdum bir yazı yazdım. Yazının başlığı da şu ben bu tılsımı bozarım diye. Bir yazı yazdım ve orada biraz tılsımlı kitaplara dair İslam geleneğinde, Osmanlı kültüründe bu işlerin nasıl olduğuna dair, hangi kitapların üretildiğine dair bir yazı yazdım ben. Sonra kitaplaştırırken yazıları, ben bu yazıyı almayı düşünmedim kitaba. Yani işte tılsındır, büyüdür falan. Yani hani böyle şeyler ne netameli şeylerdir. Ben de biraz çekinirim böyle şeylerden yani. Hani genelde insanlar çekinir. Ya acaba dedim kitaba hiç mi girmesin yani böyle bir konu? O anda ben de bir gaza gelip yazmışım yani bunu ee diye düşündüm. Sonra dedi ki arkadaşlar ya yok o yazı ilginç bir yazı girsin falan dedi. Kitabın da en ilgi çeken yazısı bu oldu enteresan bir şekilde. Yani e, sonra bir televizyon programında e, TRT'de işte Pelin Çift Hanım'la yaptığımız programda ee, o da tabii bir televizyoncu refleksiyle bununla başladı programa. Ondan sonra şu an bunu yine anlatıyorum ben bu videoyu yine izleyen insanlar yine aynı şeyi yapmasınlar diye onlardan rica ediyorum. Bir kitaptan e, bahsediyor Mehmet Serhan Tayşi. Bülent Bey mutlaka tanıyacaktır. Fatih Millet Kütüphanesinin, Emiri Kütüphanesinin uzun yıllar müdürlüğünü yapmış bir beyefendi, rahmetli oldu. Hatıralarını anlattı. 2007 yılında bir röportaj veriyor gazeteye. Diyor ki bir işte bana bir yazı geldi Devlet erkanından, işte Amerikalılar bizim kütüphanemizde olan bir ...Tılsım kitabını istiyorlarmış vesaire diye... ...işte ben de bu kitabı baktım... ...bu kitap evet önemli bir kitap... ...bir kitap ve bu kitabı vermedim. Bir kopyasını. Amerikalılara ondan sonra bana devlet erken tarafından... ...teşekkür edildi. Evet siz isabet etmişsiniz vesaire diye. Ben bunu anlattım programda. Ondan sonra herkes... ...o hafta içinde o kütüphaneye gidip... ...biz bu kitabı görmek istiyoruz... ...bu kitap nerede... ...falan diye... Ee, kütüphanedeki görevlileri e, darlamışlar kelimenin tam anlamıyla yani. Hani ya sen o kitabı hani işte bu kitapları görmek için bir donanıma ihtiyaç var, okumak, anlamak için vesaire. Bu kitap Arapça zaten şudur budur. Hani bu kitabı görüp alıp hemen demek o anda insanların yani birilerine büyü yapası var yani. Hani böyle isimleri var kafalarında. Bu kitaba sahip olup hemen bir şeyler yapacaklar falan. Sonra e, bana dedi ki bir e, Arkadaş ya kütüphanede böyle böyle geliyor insanlar yani ve o kütüphanedeki arkadaşlar senden çok ya bizar olmuşlar yani <laughs> niye anlattı bu arkadaş bunu diye ee, şimdi ben bunu burada tekrar anlatarak <laughs> o kütüphanedeki görevlilerden özür diliyorum yani benim efendim benim kulaklarımı çınlatmışlar diye naklediyorlar işte bana evet yani demişler o çocuk buraya gelecek demiş. Hatta yani neyse daha fazla şey yapmayayım. Evet ben de işte bu ayın sonuna doğru da e, yine Ali Emir Efendi ile ilgili bir toplantıda görüşeceğiz onlarla da inşallah. Yani benim kötü bir niyetim yoktu bunu anlatırken diyerek yeniden insanlara aynı kütüphaneye bu videoyla da yönlendirdiğimin farkındayım. Ama tabii öyle bir şey yapmasın kimse yani. E, böyle bir durum yok. Böyle enteresan şeyler oluyor. Ve dediğim gibi yani ben bu, bu yazıyı hiç almak istememiştim kitaba ama insanların ilgileri hakikaten çok farklı yönlere gidiyor yani. Gitmiş. Ben de hiç farkında değilim yani. Onu anlatırken de çok farkında değildim olayın ama. Mesela aynı programda biz İSAM kütüphanesinden de bahsettik mesela. Burada kullanan arkadaşlar vardır mutlaka. Üsküdar İslam Araştırmaları Merkezi kütüphanesini. Orası da mesela beni çok etkileyen. E, kütüphanelerden e, biridir. Uzun zamandır, uzun yıllardır devam ettiğim bir kütüphane orası da. E, bu pandemi başladığı zaman, yani Mart e, 2020 galiba değil mi? 2020 Martında e, pandemi başladı ve hani işte yavaş yavaş her yer kapanmaya başladı. Kütüphaneler kapanmaya başladı ve böyle bir anda e, kaldık yani. Hani ne yapacağız? Bütün rutinlerimiz bozuldu falan işte kütüphaneye gidemiyoruz o sırada işte tezi yazmaya başlamışım ben nasıl olacak nasıl bitecek diye falan ondan sonra bir baktım ki yani kaynaklara bir şekilde erişebiliyoruz evet sağdan soldan şudur budur işte şu kitap sende var mı bu kitap bende var mı diye ama asıl aradığımız şey o kaynak vesaire değil yani asıl aradığımız şey oradaki ortam oradaki ortamı biz özlüyoruz aslında yani o binayı o orada işte görüştüğümüz, sohbet ettiğimiz hocalarımızı, orada karşılaştığımız arkadaşlarımızı, yani orada yediğimiz yemeği, orada içtiğimiz çayı özlüyoruz bir taraftan da yani ve oturdum bir yazı yazdım. Bu çok içten içimden gelerek yazdım bir yazıydı. Yani bu kitabın en şahsi iki yazısından bir tanesi olabilir. İlki anlattığım o yazıydı en başta. İnsan kütüphanesini özlüyor diye bir yazı yazdım. Hakikaten çok içimden gelerek yazdım o yazıyı ve orada da yani dillendirdim. Yani şu insanlarla ben burada tanıştım, burada gördüm. Aynı zamanda bir muhit olması açısından yani. Şimdi dün gece sosyal medyada bir şey vardı, bilmiyorum belki rastlamışsınızdır. İSAM Kütüphanesi'nde insanlar bir sosyalleşme ortamı olarak kullanıyorlar. Sosyalleşme diyelim, sosyalleşme ortamı olarak kullanıyorlar. Tabii o tweetin çıkış noktası aslında haklı bir nokta. Şöyle yani insanlar geliyorlar masayı bir masaya çantasını kitabını koyuyor gidiyor. Bir saat yok. iki saat yok. Yani ah Bülent Bey olacak ki. <laughs> Bizim burada bir kütüphane var yasak. <laughs> Dolaba koyuyor. Masayı işgal Evet işte oraya atıyor eşyasını gidiyor. Orada da dolaplar var ama masayı sahipleniyor yani. E, masayı sahipleniyor ve gidiyor. Bir saat yok, iki saat yok falan. E tabi bu insanları hakikaten yani siz işte kalkıyorsunuz bilmem nereden geliyorsunuz yorgun argın bir saat iki saat çalışacaksınız belki işte çocuğunuzu belki başka bir yere bıraktınız şudur budur bir sürü sıkıntı var. İşte o bırakan arkadaş dışarıda falan filan aslında bunu anlatan bir tweetti o ama orada yanlış anlaşıldı bence o tweetin şeyi biraz ifade ediş tarzı da tabii yanlıştı bence. Niye insanlar burada sosyalleşiyor ya geldi olay yani. Oturuyorlar, konuşuyorlar, çay içiyorlar falan. E bu da olacak tabii yani. kütüphanasında bunun için var. Ya ne bileyim işte ben mesela Mehmet Genci orada görüp tanımıştım yani. Orada kendisine bir takım sorular sordum. Müşküllerimi halletti sağ olsun hoca. Yani yoksa başka türlü nerede? olabilirdi mesela böyle bir şey İşte pek çok kişiyle insanla oralarda tanışıp, işte Mehmet Niyazi mesela rahmetle Mehmet Niyazi bey orayı kullanırdı mesela bir ofis gibi adeta kullanın kendi masası vesaire vardı İşte orada yani bir yazar görmek bile insanın havasını ve dünyasını değiştirir hakikaten mesela böyle insanlarla orada karşılaşıyorsunuz konuşuyorsunuz kütüphanelerin yani sadece ben oturayım orada kitabı okuyayım işte fotokopi çektireyim ve gideyim gibi bir yer değil. Orası zaman da geçirdiğimiz bir yer yani. Ee, ve hani içeri girdik ve 8 saat boyunca çalışacağız gibi bir durumda yok. Ama tabii diğer durumda haklı yani. Oraya çantayı, kütüphane, kitabı atıp bir saat, iki saat ortadan yok olmak kesinlikle tabii e, yanlış bir e, yol, yöntem yani. Ama kütüphanenin diğer fonksiyonlarını da... E, Göz ardı etmemek lazım ki İSAM Kütüphanesi bence bunu en iyi başaran örneklerden bir tanesi. Ben hem kitapta İslam yazım var hem sosyal medyada mesela çok fazla paylaşım yapıyorum İSAM hakkında. Bana arkadaşlar dediler ki abi dedi sizin bir ücretli ortaklığınız mı var bu kurumla dediler. Yok dedim yani onlar benden bir ücret almıyorlar. Kütüphaneyi ben kullanıyorum 15 senedir. Ee, yani ben de onlara olan minnetimi, borcumu belki bu şekilde e, ödüyorum dedim. Ayrıca hani bana birileri abi sen bunun reklamını mı yapıyorsun diyecekse evet bu İslam'ın reklamını yapan adam olarak bilinmeyi ben tercih ederim dedim yani. Bir kütüphanenin reklamını yapan adam olarak e, tanınmayı tercih ederim dedim. E, o yüzden bence çok iyi bir model ve yaygınlaşması da gereken bir model. E, farklı modeller de tabii deneniyor. İşte Türkiye'de Rami Kütüphanesi mesela. Yani gidenler mesela bilhassa çocukları olan arkadaşlarım e, gidiyorlar ve çok memnunlar yani Rami Kütüphanesi'nden, Rami Kütüphanesi'ndeki etkinliklerden işte yaşayan bir kütüphane e, olarak. Hani sadece işte şu kadar rafımız var, bu kadar kitabımız var, gelsin insanlar okusunlar. Yani artık bu olaydan çok farklı bir yere gittiği için dünyada kütüphanecilik, işte bunu da uygulayan e, iyi kurumlarımız e, var, bunu görmekte güzel. Ama bir ihtisas kütüphanesi olarak eee İSAM kütüphanesi tabii e, bizim için e, vazgeçilmez yani. Bunu söyleyebilirim. Bilmiyorum sizin böyle kullandığınız, sevdiğiniz kütüphaneler var mı mesela yani? Ya ben tamam aradıklarımı buluyorum falan ama ya ortamını da çok seviyorum dediğiniz mesela var mı? Soru sorabilirim değil mi Bülent Bey arkadaşlara? Kimdi? Boğaziçi Kütüphanesi. Evet şimdi bir şeye girdi değil mi? Yeni bina yapılacak falan. Boğaziçi Kütüphanesi. Evet evet. Bu Abdullah Kur'an Kütüphanesini diyorsunuz siz. Evet oradan da orada okuyan arkadaşlar evet orayı da çok severek kullanıyorlar yani Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesini de. Çok e, tabii çok zengin bir koleksiyonu var bir de Boğaziçi Kütüphanesinin yani. Çok çok muazzam bir koleksiyonu var. Başka var mı arkadaşlar? Kütüphaneye gitmiyoruz diyor. Efendim. Gazhane var, evet, bravo. Orası evet yeni yapıldı ama o da tam bir böyle bir kompleks gibi yani. Orada da her şey var. Her şeyi, evet her şeyi bulabiliyorsunuz yani. Bize derken hocam? Evet siz de araştırmacı sayılır. Sayılmıyorsunuz. Aa tamam evet bir araştırma yapmanız için gerekli işte tez yazıyorum diyeceksiniz ki ancak araştırmacı olacaksınız doğru evet. Orada da şöyle bir şey vardı şimdi çok fazla kütüphane açtık dediler herhalde yani ders çalışmak genelde bir de böyle bir şey oldu yani. E, ders çalışılan mekanlar daha doğrusu bir takım sınavlara Türkiye bir sınav cenneti olduğu için sınavlara hazırlanan insanlar nerede çalışacaklar abi? Evlerinde çalışamıyorlar zaten evler küçük e, şudur budur kardeşler gürültüler falan filan. Biliyorlar bir arada çalışıyorlar. Yani biraz Atatürk Kütüphanesi bence isabetli bir şey yaptı yani. Çünkü onun çevresinde de artık çok fazla kütüphane olduğu için oralara öğrencilerin yönlendirilmesini düşündüler. Bir de Atatürk Kütüphanesi gerçekten koleksiyonuyla bilhassa süreli yayınlarıyla yani Türkiye'deki nadir koleksiyonlardan bir tanesi. O de çok isabetli olmuş ama onun binası falan da çok özgün ve çok hoş bir e, binadır yani yapıdır. Arkadaki manzarası falan da Atatürk Kitap İstayı'yı. Evet buradan başka bir arkadaş bir şey diyordu. Evet Süleymaniye'ye doğru manzarası var. Bence dünya yo yo evet yani bunu da söyleyebilirsiniz. Böyle kütüphaneler arıyoruz. Bence çok en, görmeyen var mı bilmiyorum orayı. Siz görmüşsünüzdür Bülent Bey zaten. Ee, yani onun fotoğrafı da var. Yani yazarsanız böyle yani şurada oturuyorsunuz karşınızda müthiş bir Süleymaniye manzarası var yani. İnanılmaz bir kütüphane. İstanbul İktisad'ın kütüphanesi hakikaten evet. Ben ama Semavi Bey'den biraz bahsetmek istiyorum e, yeri gelmişken onu da zikrettik. Semavi iyice e, tabii yani İstanbul tarihi ile ilgili herhalde e, yaşayan en büyük... Hocalarımızdan biriydi. İstanbul'a dair e, e, arkeoloji, sanat tarihi alanındaki çok büyük bir isimdi. Allah rahmet eylesin. Ben kendisini tanıdım. Kendisiyle görüşme, sohbet etme fırsatım da e, oldu. Tabii sadece bu değildi. Semavi Bey aslında ayrıca çok iyi bir koleksiyonerdi. Yani kendi alanıyla ilgili kitapları ortaokul yıllarından itibaren aralıksız bir şekilde toplayan biriydi. Onun da mesela Galatasaray Lisesi'ndeki hocalarından bir tanesi Cavit Baysun mesela, tarih hocası. Yani o da Galatasaray Lisesi'nde okuyor Sema Bey'cide ve oradan itibaren sonra İstanbul Üniversitesi'nde öğrencilik, sahaflar çarşısı, sonra yine Edebiyat Fakültesi'nde hocalık uzun yıllar ve hiç bırakmıyor ve sürekli bir kendi alanıyla ilgili eşsiz bir koleksiyon topluyor. Sonra Semavi Bey bence Türkiye'de çok akıllıca bir iş yaptı ve koleksiyonunu sattı kendisi yaşarken. Bu eskiden bana çok şey gelirdi en başlarda. Eskiden çok eskiden. Ya niye satıyor falan hani niye bağışlamıyor falan. Bugün bunlar geliyor mesela bunları duyuyoruz mesela ama işin içine kitap girdiği zaman sanki bu kitabın hiçbir ticari olayı yokmuş gibi böyle bir romantik bir takım olaylara giriliyor ya enteresan bir şekilde. Oysa yani bunun kağıdına para veriyorsunuz, bu kitabı dizene para veriyorsunuz, bu kitabı basana para veriyorsunuz, bu kitabı kapak yapana, tasarımcıya para veriyorsunuz, bu kitabı yayınlayan yayın evi bu kitaba para veriyor, bu kitabı dağıtan arkadaşlar bunu bedava dağıtmıyorlar. Her adımı para olan bir ticari meta aslında bu. En sonunda bir okur olarak ben de bunu gidip bir para verip satın alıyorum. Ve yıllar içinde böyle Büyük ve özgün bir koleksiyon ortaya çıkarıyorum. Mesela Sema Beyci'nin koleksiyonu öyleydi. Belli konular üzerine yoğunlaşmış ve bugün artık toplaması ve parayla satın alınması neredeyse imkansız hale gelmiş. Tek tek toplamaya kalkarsanız. Böyle bir koleksiyon ee, ve hayatının bir dönemini herhalde 2000'li yılların başında olması lazım bu. Ee, koleksiyonunu satacağını duyuruyor Sema Veyce. Hatta gazetelerde haber falan da oluyor bu iş. En sonunda yine e, işte Sunay İnan Kıraç Vakfı, İstanbul Araştırma Enstitüsü Sema kütüphanesini satın alıyor. Ve yani satın aldıktan sonra da tabii iş bitmiyor. Bunun araştırmacıları açılması lazım. Onlar da güzel bir tasnifle bu kütüphaneyi araştırmacılara açtılar. Açıyorlar yani açık şu anda. Gidip istifade edebiliyorsunuz. Bir koleksiyonun adı da Sema Beyce koleksiyonu hatta. Kendi koleksiyonun ve o öyle bir kat var yani. Orada ben çalışmayı çok seviyorum lisans yıllarımdan beri. Tarihle ilgilendiğim için aradığım kitapları buluyorum vesaire. Bir gün bir kitap baktım. Gittim aldım kitabı raftan. Şöyle bir yanına baktım. Açık raf kütüphanede çalışmanın öyle bir güzelliği vardır yani. Siz bir kitaba bakarken yanındaki diğer kitapları da görmüş olursunuz. O çok hoş bir şeydir. Tampınar'ın beş şehri var. İlk baskısı var. Yani görünmedik, bilinmedik, okumadığımız bir kitap değil yani. İlk baskısını da ben gördüm. Bende de var falan ama Daha dedim Semavi'ci bayağı yani yaşlı ve eski büyük bir hocamız yani. Tampınar İstanbul Üniversitesi'de Edebiyat Fakültesi'nde hoca. Acaba dedim bir araya tanışmış olabilirler mi? Bu kitap imzalı olabilir mi? Falan diye düşünürken hemen aldım kitabı. Yani bunları saniyeler içinde düşündüm. Hakikaten imzalı. Semaviye dostluklarımla Tampınar. Aa müthiş yani. Hemen kitabı tarattım falan. O görüntüyü aldım. Sonra aradan biraz zaman geçti. Semavi Bey'le görüşmek için Bostancı'da oturuyordu Semavi Bey. Bir vesileyle, bir iş vesilesiyle gittim görüşmeye. Hocayla görüştük, konuştuk falan. Ondan sonra hocaya dedim ki hocam dedim böyle böyle yani sizin e, tampına. Aa evet bir de tanırdım şöyle böyle e, işte beraber e, kurullarda görüşürdük e, falan. E, tabii 68'de vefat ediyor tampınar. E, hocam dedim peki o size kitabını imzaladı siz dedim ona. Kitap imzalamış mıydınız dedim. Evet dedi ben de ona bir kitap imzaladım dedi ve o kitabın hikayesini anlattı. Çok enteresan 50'li yıllarda 55'te galiba bir İstanbul'da Bizans sanatı ile ilgili bir kongre oluyor. O kongre için de bir küçük bir kitapçık hazırlıyor Semavi Bey İstanbul tarihi tarihiyle ilgili. Ve o kitabı istiyor Tanpınar ondan ve nasıl imzaladığını da hatırlıyor Semavi Bey'e çok kuvvetli bir hafızası vardı Sema ve ee, inanılmaz bir hafızası vardı yani. Şöyle imzaladım diyor ona kitabı, bir şehrin yazarından beş şehrin yazarına. Sema Bey'in kitabı İstanbul'la ilgili bir kitap. Bir şehrin yazarından beş şehrin yazarına ee, diye tamdibeye Bey'e ben de o şekilde imzaladım dedi kitabı. O bunu, bunu anlatınca dedim ki evet yani bu hakikaten yazılması gereken bir şey yani bu 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 kaybolmaması gereken bir şey dedim ve öyle bu kitaptaki yazılardan bir tanesi de odur yani Semavi Bey e, vefat ettiği zaman hem onu anmak için bir vesile olsun diye e, öyle bir yazı e, yazmıştım e, o zaman yani e, kitap kitaplarını o en başta bahsettiğim yani bir koleksiyonerin kitaplarını topladıktan sonra ya bunlar şimdi ne olacak? Bunların akıbeti ne olacak diye düşünmesi bence en az kitapları topladığı süreç kadar önemli. Ve e, yaşarken bence kitap sever insanlar, kitap toplayan, kitap biriktiren insanlar bunu da düşünmeli yani. Yaşarken kendi kitaplarının, kendi koleksiyonunun kaderini belirlemeli. E, çünkü yani vefat ettikten sonra ne olacağı e, meçhul yani. Dediğim gibi herkes o kadar şanslı olmayabilir, herkesin o kadar imkanı olmayabilir ve e, bir şekilde dağılıp gidebilir bunlar yani. E, bu da hay, bu, bu da işin bir gerçeği bu arada, hayatın bir gerçeği yani işte e, sahafa düşmek diye bir tabir var mesela. E, bu biraz böyle işte bir yani düşmek olumsuz bir şey yani. Bir yere düşmek e, evet olumsuz bir şey ama e, sahafa düşmek aslında o kadar kötü bir şey de değil baktığımız zaman kitap severler açısından çünkü bu bir sirkülasyon modeli aynı zamanda yani. Ee, o adamın benim kütüphanemdeki bir kitap kalkıyor, gidiyor ve işte Mustafa Bey'in kütüphanesine giriyor. Kitap dolaşıma giriyor, yok olmuyor. Bu da aslında şükredilmesi gereken bir şey. Yani biz mesela pek çok Türk edebiyatının, Türk tarihinin pek çok kitabını, pek çok el yazması nüshasını mesela bu şekilde sahaflar yoluyla e, elde ediyoruz. Yani eğer bu kitap benim kütüphanemden çıkıp sahafa düşmese bu kitap yok olup gidecek belki de yani. Oysa bu kitabın sahafa düşmesi o kitap için bir şans. Çünkü eğer iyi ve ehil bir sahafsa bu sahaf o konuyla kimin ilgilendiğini biliyor ve o kitap için işte Bülent Bey'i arıyor ve diyor ki Bülent Bey sizin ilgi alanınızla ilgili bir kitap var. Gelin buna bakın bu sizin işinize yarar diyor. E, Bülent Bey de bakıyor. Aa evet diyor bu önemli bir kitap ben bunu alayım. İşte ben bunu kurumumda yayınlarım diyor ve alıyor onu yayınlıyor. O yüzden sahafların böyle bir e, aracı ve çok önemli bir rolü var bence yani. E, i̇şte bu eskiden işte bir sürü haber görürdük. Şimdi o kadar çok görmüyoruz işte bilmem ne kurumunun kütüphanesi, arşivi SEKA'ya gitti. Yani sekaya gitmek ve sekada hamur olmak diye böyle bir tabir var yani. O yüzden bugün için en azından yani olduğu yerde korunmuyorsa, paranteziyle söylüyorum bunu yani, yoksa bütün kitaplar evet sahaflara aksın gitsin dağılsın evraklar demiyorum yani. Korunamıyorsa sahaflara gitmesi evet en ehven yoldur diyorum yani. Çünkü ancak o şekilde ulaşılabiliyor bu evraklara. Yani burada mesela pek çok kurum arşivinin, Nasıl dağıldığından ben bahsediyorum yani ve işte bir kurumun mesela bir takım o kurumda çalışan insanlara ait özlük dosyaları mesela sahaflarda bulunuyor. Bir devlet kurumu burası orada çalışan çok önemli ve çok üst düzey ünlü yazar, edebiyatçı, şair, sanatkar insanlar var. Onlara ait, onların hayatlarına ait en önemli biyografik malzemelerden biridir çalıştığı yerdeki özlük dosyaları. Bunlar mesela saflara düşüyor ve bir başka devlet kurumu, öyle enteresan bir yer Türkiye, bunları satın alıyor. Ve bunu bir sahaftan alıyor yani. Sahafın da bunu aldığı yer bir hurdacı bu arada yani. Ya yani ikinci mesela aradaki önemli kişiler de hurdacılar. Çok enteresan bir şekilde çünkü şöyle oluyor. Yani bunu tasfiye eden, bu evrak ya da kütüphaneyi tasfiye eden insanlar işte ne, ne yapıyorlar? Arıyorlar bir hurdacıyı, onlar geliyorlar, alıyorlar, yüklüyorlar, götürüyorlar bu malzemeleri. Yani işte Türkiye'deki 90'ların sonunda, 2000'li yılların başında mesela pek çok üniversiteden böyle pek çok kitap tasfiye edildi. Kitap tasfiyesine şahit oldu mesela Türkiye. Onlar da yine aynı şekilde hurdacılardan sahaflara düşen kitaplardı mesela yani. Onların da bazılarının hikayelerini ben burada yazdım. Bugün hala pek çok sahafta da, daha o yıllardan çıkan kitaplar yani bunların üzerinde mühürler var yani. Osmanlı döneminden itibaren yani üzerinde 3-4 tane mühür var kitabın. Kurum Osmanlı döneminde kurulmuş onun mührü var. Erken Cumhuriyet onun mührü var. Sonra günümüzde bir daha tasnif görmüş vesaire hepsini takip edebiliyorsunuz. Ama bu kitaplar Belli ki toplu halde bir yerden çıkmışlar yani. Toplu bir şeyler olmuş. Yoksa arada işte birinde kalmıştır, hoca vefat etmiştir, onun kütüphanesinde satılmıştır, arada çıkmıştır tek, tek falan. Bunlardan bahsetmiyorum zaten ben. Ee, ama bir de böyle şeyler oluyor yani. Ee, de, o yüzden e, yani bu konularla ilgilenmek benim biraz e, o sahaflara düşen kitaplar meselesindeki bakışımı da değiştirdi yani. müspet yönde değiştirdi. En azından yok olmuyor bu şekilde yani pek çok mektup mesela aile mektubu ailelere ait mektuplar evraklar e, bu şekilde yok olmuyor ve bunları görmek e, beni mutlu ediyor e, şeyi de söyleyeyim mesela eski metinlerde bu çokça var mesela işte bir metin yayınlamış e, hocamız bir Osmanlı dönemine ait bir edebi eser olabilir, bu bir tarihi eser olabilir. Mesela diyor ki orada bir dipnot Türk düşmüş, beni diyor bu eserin yazma nüshasını bana veren diyor, işte sahaf Raif Yelkenci'ye teşekkür ederim diyor. Şimdi böyle onlarca dipnotla karşılaşabilirsiniz bir dönemin metinlerinde hakikaten. Ee, yani o adama o kitap gelmiş, o adam bu kitapla hangi hocanın ilgilendiğini, ilgileneceğini biliyor ve ona bu kitabı çoğu zaman da satmıyor yani. Emaneten veriyor, hoca o yazmayla, o eserle işini görüyor, tekrar iade ediyor, onu o satıyor falan yani. Ee, böyle oluyor bu işler. O yüzden sahaflar aslında e, minnettar olmamız gereken e, isimler e, diye düşünüyorum ben e, bazen yani. Bir de çok enteresan adamlar var e, bu işlerde. Evet bir dakika içinde anlatacağım Bülent Bey. E, mesela Ruşen Eşref Ünaydın, meşhur bir edebiyatçımız e, Cumhuriyet döneminde. Zoraki diplomatlardan bir tanesi o da. Atina Büyükelçiliği sırasında mesela e, bir evrakla, bir bavul evrakla karşılaşıyor ve diyorlar ki ya bu evrak Osmanlı'nın evrakı ve bu Satılıyor burada herkes içinden ilgili olunan devletler kendi parçalarını alıyor. Ruşen Eşref bunu görünce hakikaten çok e, mütehassis oluyor. Ve hemen kendi parasıyla kendi bütçesiyle taksit taksit bankaya taksit ödeyerek bu malzemeyi satın alıyor. Ve arada hasta olduğu zaman vesaire eşine de diyor ki bana bir şey olursa bu evrakı Topkapı Sarayı Müzesi'ne ver mutlaka diyor. Fakat tabii e, ömrü vefa ediyor kendisi. Atina'da Atina Büyükelçiliği sırasında satın aldı evrakı kendi parasıyla Topkapı Sarayı'na hediye ediyor ve işte o evrak Ruşen Eşref Ünaydın koleksiyonu olarak bir süre e, açılıyor. Şu anda o, orada tahnif edilmiş bir şekilde kullanıma açık e, Ruşen Eşref Ünaydın'ın Atina'dan e, getirdiği evrak. Bir de böyle insanlar var yani ve bunların sayısız örneği var e, bizim e, kültürümüzde. E, o yüzden... E, benim çıkış noktam aslında de, en başta da dediğim gibi yani böyle insanların hayatlarını, böyle yaşanan olayların ya benim ilgimi çekiyorsa bu en azından benim gibi birkaç kişi daha vardır ve onların da ilgisini çeker düşüncesiyle yazdığım bir kitap oldu arkadaşlar. İlginiz için de çok teşekkür ederim ben. Çok sağ olun.